Evet arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz diyorum. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Hava öyle böyle değil. Güneş sıcak. Saat 4.30 olmasına rağmen ortalık yanıyor. Biliyorsunuz ne zamandır da video atmıyorum Ankara'dan geldiğimden bu yana. Çünkü biliyorsunuz Antalya'da malum her yerde yangın çıktı. Ülkemizin her yerinde çıktı. Bu da çok üzücü bir şey. Elimizden geldiği kadar destek verdik. Oralara yardım ettik, yardıma gittik, çaba gösterdik ve ama ne malum yani hepinizin malum olduğu gibi her yer yandı arkadaşlar, çok yer yandı hatta. Fakat inşallah düzelecek, inşallah daha iyi şeyler olacak arkadaşlar. Düzelteceğiz, yaralarımızı saracağız hep birlikte. Bazı dernekçi arkadaşlarımız bunun için kampanya yaptı, kutsattı. Öyle yardımcı olmaya başladı. Kimimiz erzak gönderdi. Kimimiz bizzat gitti yardım etti. Yani bunun gibi birçok şey. Bahçede ne var derseniz. Kuşların hepsi tüy de. Onları da göstereceğim şimdi birazdan size. Hepsini kestim. Yavrular bir yerde. Ekeler bir yerde. Dişiler bir yerde. Erkekler bir yerde. İşte dediğim gibi ilk etapta can ve ülkemiz, vatanımız olduğu için kuşları yine ikinci plana attık ne zamandır. Pek ilgilenmedim bahçeyle, kuşlarla, şununla bununla. Ama işte tekrardan malum yaralarımızı sarmaya başladık. Kuşlarımıza geri döndük, ilgilenmeye başladık. Bugün kuşlarla ilgileniyorum. Banyo verdim onlara. Sırayla banyo veriyorum kümeslere. Bahçedeki bağdaki kurumuş otları yoluyorum. Ne olur ne olmaz. Belki buralarda da bir şeyler olur. Yangın mangın çıkar, uğraşırız. Dikkat elden bırakmamak lazım arkadaşlar. Yani malum ülkemizin durumu belli. Malum. O yüzden sıkıntı büyük oluyor. Sıkıntının büyük olmaması için şöyle şeklere bak ya. Sıkıntının büyük olmaması için bunlara dikkat etmemiz lazım. Kümeslerde görüşelim. Telefon çalıyor. Şöyle devam edecek olursak arkadaşlar, kuşlara banyomuzu verdik. Bura komple dişiler. Aralarında birkaç da yavru var. Komple bunlar dişilerimiz. Küçük yavrular da var. Böyle. Dişiler burada arkadaşlar komple. Şöyle göstereyim. Birkaç takımda daha henüz ayıramadığım var. Henüz ayıramadıklarım da var arkadaşlar birkaç takım. Burada da çoğunluk yavru. Şurada yeme düşmek. Bunun anne babayı ayıramadım. Bir de yukarıda var işte şu üstte. Onu ayıramadım. Ayıracağız. Burada da yavrular ve eş takımlar var. Bunların arasına da o diğer yavru, dişilerin yanındaki yavruları komple buraya alacağım. Buraya yavru kümesi olacak. Burada komple dişiler var. Junior Paşa. Merhaba de. Oğlum. Junior da sıcaktan bir oraya bir buraya. Burada erkekler var arkadaşlar. Burada komple erkekler var. Şöyle göstereyim. Erkekler. Burada da bir tane dişi var tek. Şu yavrulara bakıyorlar. O da şu. Bu da komple erkekler. Sabahları yemiyorum arkadaşlar. Kuşlar genelde erkenden. O yüzden alıştılar. Bugün açlar. Şu anda yani aç hayvanlar. Hepsi yem bekliyor ama birazdan vereceğim. Şu bahçede işim bitsin. Birazdan hepsine yemini vereceğim. Daha bu kümesi salmadım. Bunlar da bir banyo yapsın önce. Biraz yayılsınlar. Ondan sonra Allah yollarını açık etsin. Şu da buraya takılmış. Burada komple erkekler arkadaşlar. Ayırdığımız iyi oldu. Hayvanlar biraz dinlensin. Burada uçum kümesimiz. Taklayı çevirenler var. Onları da bugün makaslayacağım. Uçurduğum yok gerçi. Bir sabahlar öyle hava aydınlık olursa geldiğimde bir onlara yem veriyorum. Bir tur şöyle döndürüyorum. Ondan sonra indiriyorum. Burası uçum kümesimiz. Thank you.
Bunlar da kurduğumuz yavrular. Bir tanesi ağır sıktaydı galiba, şu arkadaki, ortadaki. Diğerleri taklayı çevirdi. Bunlar da makaslayacağız. Zaten paçalarından da anlaşıldığı gibi kışın gibi tüye girmiş arkadaşlar. Göğüslerine falan bakın. Yani bunların hepsi tüyden çıkana kadar bıldırcın gibi, tavuk gibi yatacaklar. Zaten kümeslerin dibi tüy dolu. Gördüğünüz üzere. Yani bunun başka alternatifi, bunun başka lamecimi yok. Şurada bir bilye buldum. Şuraya atayım o bilyeyi dedim. Burada da yine çoğu makaslı yavrular var, yavru kızlar var. Bunların da çoğu makaslı arkadaşlar. Şurada göstereyim. Çoğu makaslı bunların. Kırptım bunların hepsini. Bunlar da ışım gibi tüydüler zaten hayvanlar. Burunların üstüne falan bakarsanız anlarsınız. Şöyle yakınlaştırayım bak. Görüyor musunuz? Işım gibi tüydüler. Şimdi bunların canları yanıyor arkadaşlar. Bunlara bol vitaminli, bol temiz suyunu ve banyosunu eksik etmeyeceğiz ki bu hayvanlar gelişimini düzgünce sağlasınlar. Tüylerini bitirsinler, tüy değişimini bitirsinler ki uçuralım. Bunların arasında bir iki tane hazır var. Hatta bir, iki, üç, dört tane hazır var arkadaşlar. Dört tane hazır var. Şu boz dumanlı, şu gök cicibaş olan, şu arkadaki gök ve şu hazır. Diğerleri de taklayı çevirdi. Neredeyse kafa kaldırmaya başlamıştı. Bu kümesimiz de böyle. Bu kümesimiz de yine hepsi tüyde makaslı. Şöyle göstereyim. Tüyde makaslı. Burada da hazır var arkadaşlar. Şu çift tepe hazır. Perçemli hazır. Duman erkek hazır. Eki olarak bunlar hazır. Bunları izleyebileceğimiz kuşlar yani. Gök bir ateşlendi, hava hale geçirir gibi oldu. Bakın şöyle. İlaç verdim, onu düzelttim de biraz kaldı, sallıyor kafayı. Şunların altında yavru var. İki tane. Bakıyorlar. Civcivler de burada geziyor. Yine burada yavrularımız. Şöyle yavrularımız burada gene. Makaslı bunlar da. Taklayı çevirenler. Ve bu tarafta da Gökhan kardeşimin bir takım mardini var. Benim beyazlar ve bozlar burada. Bu kümesi de temizlemedim. Çünkü arkadaşlar bu havada temizlersem kuşlar hasta olur. Tozdan, buhardan hasta olurlar. O yüzden temizlemedim. Ama sorun değil, temizleriz. Bunları da birazdan bir havalandıracağız, banyo vereceğiz. Güzelce. Bunlar da bir gezsinler. İşte bahçedeki durumlarımız bu arkadaşlar. Dedim ya, yangından şeyden dolayı. Yani ortalık yandı. Şu fasulyeleri, kabakları söküyorum ben de. Salatalık, fasulye, kabak bilmem onları söküyorum. Zamanı geçti. Çekiyorum orada. Bunları sökeceğim, şu kenarları. Şurayı da bir rahatlatayım. Birazdan Ali Rıza gelecek. Bitpire ilacı yapacağız komple. Etrafa. Etrafa bir ilaçlayalım dedik. Onun dışında başka bir şey yok. Arkadaşlar sizlere tavsiyem, kuşlarınıza bol bol banyo. Uçurmamaya çalışın. Makaslayın kuşlarınızı. Uçurmayın. Havalar sıcak olan semtlerde, yani memleketlerde özellikle. Bunun dışında bol bol banyo verin. Vitaminle dikkat edin hayvanların. Aşırı vitamin verip ishal etmeyin. Ama hiç vermeyip hayvanları vitaminsiz de bırakmayın. Bunun dışında işte sabahları uçurun, erken uçurun. Ya da akşamüstü geç uçurun kuşlarınızı uçuracaksanız. Bol bol havalandırın. Kümes temizliği yapmayın ama pürmüzle yakabilirsiniz şu tüyleri.
tüyleri kuşların hepsini çıkarın. Pürmüzle yakın arkadaşlar. Bitpire de ölür böylelikle. Barınamaz. Çok da güzel olur. Bunu da bir kenara not alın. Videomu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Abone sayımız artıyor. 3000'de gene bir çekilişimiz var arkadaşlar. Bunu da belirteyim. 3000 abonede çekilişimizde yine bir takım kuş vereceğiz. Hatta bu sefer Ali Rıza'dan alacaktık. Öyle konuşmuştuk. 3000'de Ali Rıza'dan alacağız. Çok az kaldı. Şu morallerimiz biraz düzelsin. Düzelmez ama düzelsin diyelim. Yani bir nebze olsun, bir teselli bulalım. Şu yangınlar bir sönsün. Ondan sonra gerisi kolay. Abone olan şeyler ama orman, canımız, ciğerlerimiz yandı yani. Bu konuda gerçekten moralim çok bozuk. Yani bu akıl almaz bir şey arkadaşlar ya. Bu acizlik yani. Bu acizlik arkadaşlar. Bu gerçekten acizlik. Kontrol sıfır. Bugün bir her yıl arabayı muayeneye götürüyoruz. 2 yılda bir mecburi. Para veriyoruz. Kontrol ediliyoruz. TÜVTÜRK diye bir yer var. Bize her yıl öpüyor. Her 2 yılda bir öpüyor. Niye bunu Orman Bakanlığı'na böyle bir teftiş yapılmıyor? Uçaklar çalışıyor mu? Ya itfaiyeler çalışıyor mu? Araçlar çalışıyor mu? Niye teftiş yapılmıyor? Niye bunlarla ilgilenilmiyor? Niye kontrol yok? Konuşulacak çok şey var arkadaşlar da. Neyse ben bu konulara girmeyeyim. Kalbini kırıyorum milletin. Ben biraz aşırı milliyetçi bir ruhum var. O yüzden girmeyeceğim. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. O yangına sebep olanların da Allah bin türlü belasını versin. Arkadaşlar bunu da buradan söylüyorum. Ben kimseye bela anmam ama o yangınları çıkaran, o yangınlarda parmağı olan, katkısı olan, bir yerden bile ilgisi olanların Allah belasını versin. O hayvanların günahını, vebalini onlara çektirsin inşallah. O yanan hayvanların, o evsiz barksız kalan insanların vebalini, o hayvanların vebalini bu insanlara çektirsin inşallah. Ben başka da bir şey demiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Biraz daha konuşursam ağzımı bozacağım. Görüşmek üzere. Esen kalın.